Kanalımıza abone olan kişilerin rüyalarını yorumluyoruz. Evet, Burcu Arar, rüyamda eşim arı sokuyor, canı acımadığını diyor. Arı işle alakalı oluşmasını istediğiniz bir şeyin aydınlanması, yatırımla alakalı beklediğiniz sürecin feraha ermesi, hatta çocuk muradı var ya da çocuk sevinci yaşayacağınızı gösterir. Müjde Öz Yazgan, merhaba Emin Hanım, rüyamda evet, çünkü biz internete bağlı olmadığımız için internete bağlamaya çalışacağım şimdi tekrar. Tüh. Olsun, rüyamda dedi, Emine Hanım rüyamda ne dedi bakalım, şimdi ben oraya tekrar açıyorum, rüyasında neler. Mesela rüyada kişi arı sokmanın ne demek olduğunu söylemiş. Arı aslında berekettir, aydınlıktır, başarıdır, huzura ermektir, işle alakalı yaşadığı karmaşıkların bitmesi demektir. Bunlar bitecek ve feraha ereceğini gösterir. Devam ediyorum şimdi hemen rüyalara. Dilek Öztürk, rüyamda iki kız çocuğu elbisesi elime alıyordum, biri kolu yok, elbise ve kağıt paralar yırtıyordum diyor. İki kız çocuğu 8 Ekim 1972'liymiş. Ailenizle alakalı bir ev işi, iki miraslı işiniz var, bu aydınlığa kavuşacak. Evlat sevinci ya da evlatlarınızla ilgili çok büyük bir murada ereceğiniz ya da evli değilseniz evlilik yapacağınız gözüküyor. Ahmet Başpınar, rüyamda problem çözüyordum, ne anlama gelir Emine Hanım, teşekkürler. Rüyada problem çözülmesi, yaşadığınız bazı özel hayat ve iş hayatınızla ilgili karmaşıklıkların gerçekten size sıkıntı verdiği ve bu sıkıntılardan kurtulmak istediğiniz ve bir ev konusunda değiştirmek istediğiniz nokta var. Bunun sevincini yaşayacağınız gözüküyor. Fadime Abdal, Emine Hanım rüyamda sağ kolumda altın bir bilezik takılıydı. Bir ara sürekli rüyamda ayrı bir eve taşınıyorum. Bazen pişman olmuşum taşındığım huzur. Altın, Fatime Hanımcığım, altın sıkıntıdır. Ailede yaşanan bazı problemleri yaşatır. Erkek çocuğunu temsil eder altın. Evladınızla ilgili hüzün olabilir. Dikkat diyorum. Kazım Oruç, 13 Haziran 1985 doğumluyum. Yolda eşim, çocuğum ve yabancı bir kadınla yürüyoruz. Güzel bir rüya. Yabancı bir kadın, çocuğum idrarı yapıyor, ona kızıyorum. Çocuğunuzla ilgili gelecekte çok başarı ve aydınlık yaşayacağı, idrar üzerinizde yapılan büyü ya da kötü enerji ne varsa evinizden bu sıkıntı gideceğini gösteriyor. Merak etmeyin hadi. Emine Hanım, rüyamda başak tarlasında olduğumu gördüm. Özel hayatım bir türlü. Üzerinizde bir büyü enerjisi var. Büyüyü temizleteceksiniz. Şanssızlıklar yaşıyorsunuz ve enerji olur gibi oluyor, yarım kalıyor Özde Topçu Hanımcığım. Damla Safer, rüyamda sevgilim balosunda hazırladım. Kırmızı, pembe, mor elbisem var. Mor paradır. Yaşadığınız ilişkide evlilik yapacaksınız ve bir erkek çocuğunuz olacak. Merak etmeyin diyorum. Zeynep Er, Emine abla kaç defa yazıyorum. Lütfen gör artık. Sevdiğim, konuştuğum erkekle erkeğin evindeyim. Evimi temizledim diyorum. Temizlik, dolabımı açtım. Sevdiğiniz insanla diyaloglarınız problemli, bir türlü oturtamıyorsunuz. Ağlamak sevinçtir. Hayırlı bir kısmetin var. Geçmişe ait sevdiğin insanla konuştuğun kişiyle yollarını birleştirebilirsin. Bir kavga olacak. Ondan sonra bu insanla düzenini oturtacak gözüküyorsun. Rama Karatepe, Emine abla rüyamda dakikalarca kendime geldim, ayrıntısını çeviriyor. Çok uzun sürmüyor. Çok uzadız buraya. Sen de hissettiğim çocuk. Kariyer ve özel hayatınla alakalı oturtman gereken bir süreç var Rana'cığım. Bu süreç 2 ay içerisinde toparlanacak. Ondan sonra çok büyük bir aydınlığa kavuşacaksın. Fatma Tuğral, rüyamda Binali Yıldırım ve eşiyle birlikte aşk hayatım ne olur, evlilik. Evlilik konusunda bir türlü kısmetinde bir sorunlar var. Çünkü evliliğin bir türlü ilerlemiyor ve olacak her şeyde problem ve sanki eşinin tarafından kaynaklanan sorunlar var. Elif Demir, rüyamda dua ve fetih suresi. Lütfen fetih suresini 21 adet okuyorsunuz. Elif Demirciğim, üzerinizdeki enerjiler değişecek. Plakaların savaşı, ne güzeldir. Fatiha suresini okuduğunu görüyorum, yufkada olduğunu gördüm. Bereket, bolluk ve ne istiyorsanız gerçekleşecek. İş konusuyla alakalı hayırlı noktalara. Bir erkek arkadaş ya da evliyseniz evliliğinizle ilgili güzel bir süreç, evli değilseniz bekarsanız evlilik yap. Hamiyet Gültepe, merhaba Emine Hanım, rüyamda bana düşman bir kızın bir ara tokat. Tokat güçtür,
Ne istiyorsanız gerçekleşecek ama 4 ay gibi bir süreciniz var. Sevgi bıyıksız. Emine abla, ölen bir yakınımı gördüm mezarda. Mezar, mal, mülk, ailevi sorunların bitip feraha ermektir. Taş da mal alacağınızı gösterir ama özel hayatınızla ilgili sıkıntı olabilir. Sevim Sabiha Ali Haydarova. Bir anda hayli zaman satmak istediğim bir köy evi var. Eşimin onu sattığını görüyorum. Ölmüş kayınvalidem vesaire. Evet, enginar şu an mevsimi. Bahçeden topladığını söylüyorsunuz Sabiha Ali Haydarova. Neyse artık. Sizin bu miras işleriniz çözümlenecek, haklarınız bölünecek. Fakat eşinizin tarafından yine vefat edecek biri olabilir. Ama şöyle söyleyeceğim, eşinizle aranızda uzun süredir mal konusu ve kardeşler arasında kavga olabilir. Dikkat diyorum. Bu haftalık hissettiğim rüyalar burada. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, mutlu kalın.